Merhabalar efendim. Kripto Oğuz kanalına hep Merhabalar efendim, Kripto kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bitcoin'de bu verilere, bu detaylara çok dikkat edin. Temel veriler kötü gelmeye devam ediyor şeklinde bir başlık attık. Bugün bu konulara değineceğiz. Dün bazı arkadaşlarımızın talepleri olmuş. Hocam artık yani çocuklar okula gidiyor, okullar başladı biliyorsunuz. O yüzden yayınları hem biraz erken hem de biraz kısa yaparsanız çok seviniriz diye bir talepte. E, bulunmuş baya bir izleyicimiz o yüzden bugünkü yayını böyle çok tadında bırakmayı ve e, böyle e, biraz da erken yapmayı istedim yani saat 10.30 11.30'a kadar muhtemelen bu yayını tamamlamış oluruz şimdi diyeceksiniz ki ya bu saat de çok geç doğru katılıyorum yani 11.30 e, özellikle hem devlet memuru olan e, izleyicilerimiz için hem de çocuğu okula giden izleyicilerimiz için gerçekten bu saatte de hani e, biraz geç bir saat ama işte yapabileceğimizin en erkenini bu şekilde ayarlamaya gayret gösteriyoruz. Umarım güzel bir yayın olur. Faydalı olacağını düşünüyorum. Önemli veriler var sizlere anlatmak istediğim. Dün belki birçoğunuz Erkan Öz e, hocamızın e, videosundan da görmüşsünüzdür. Burada e, Fed'in e, dün yapılan toplantısından birkaç satır başlığı geldi. Bunlar çok kritikti. Hani izlemeyen arkadaşlarımız için tekrar ben burada bu konulara birer cümleyle değinmek istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok kötü bir manzara var. Yani bunu... E, ifade ederek başlamak istiyorum. Bakın burada görüyorsunuz e, Fed'in yöneticisi resesyon Fed'in faiz oranını artırmasını durdurmayacak şeklinde bir başlık atmış. Yani bu ne demek? Biz bundan önceki bütün ekonomik kriz ortamlarında Fed'in aynı şekilde faiz artırdığını ama bir resesyon durumu gerçekleştiğinde yani ekonomide bir durgunluk olduğunda faizleri artırmayı bırakıp bir müddet sabit e, faizleri götürdükten sonra Tekrar ekonomileri toparlamak için faizleri düşürdüğünü biliyoruz ama şu anda arkadaşlar öyle bir durumun içerisindeyiz ki bakın burada görüyorsunuz Fed'in yöneticisi resesyon olsa bile Fed faiz artırmasını durdurmayacak şeklinde bir açıklama yaptı. Bakın bu çok fazla ekonomilerde hatta belki 1929 yılındaki büyük buhran döneminden bu yana görmediğimiz cinsten bir açıklama ve bu bir hamleye dönüşecek olursa önümüzdeki dönem yani Resesyon olduktan sonra Fed faiz artırmaya devam edecek olursa bu tarihte arkadaşlar gördüğümüz e, çok ender yani dediğim gibi en son 1929'lu yıllarda buna benzer şeyler olmuş. Açıkçası bizim için oldukça tehlikeli olacakmış gibi geliyor önümüzdeki dönem. Yani e, ekonomilerde bir resesyon değil, hatta Erkan Özün de tabiriyle ki bütün dünyadaki büyük ekonomistler aynı tabiri kullanıyor. Bir depresyon döneminin ekonomilerde yaklaşmakta olduğunu burada sizlere paylaşmak istiyorum. Yani şimdi arkadaşlar enflasyonla işsizlik birbirine zıttır. Yani bir ülkede eğer enflasyon artıyorsa işsizliğin azalması lazım veya işsizlik işte Ne bileyim artıyorsa enflasyonun azalması lazım. Şu anda arkadaşlar işsizlik azalıyor diye bu Merkez Bankası yöneticileri üzgün açıklamalar yapıyorlar. Arkadaşlar bu inanılır gibi değil. yani adam, ülkesindeki işsizlik azalıyor diye üzülüyor. Çünkü enflasyon artıyor ya işsizlik azaldığı zaman. Adamların da gayesi enflasyonu düşürmek. Yani ülkelerinde işsizlik azalıyor diye üzülüyorlar. Hadi üzüldüklerini de bir tarafa bırakın. Daha sert, daha sıkıntılı faiz hamleleri yani faiz artırma hamleleri. Bununla beraber işte para yakımı hamleleri yani Quantitative tightening dediğimiz para yakımı olaylarının şiddetlenebileceğini bize gösteriyor. Yani şimdi burada adamlar ciddi manada işsizlikte bir artış görseler buna sevinecek noktaya gelmişler. Çünkü enflasyonun düşmesine dair bir işaret olacak bu. Ama böyle de bir durum olmayınca bakın işte böyle açıklamalar geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani resesyon gelse bile adamlar diyor ki biz faizi artıracağız. Bununla beraber diyor ki bu fon oranı yani faiz oranı işte para yakımındaki şimdiye kadar yaptıklarımız kısıtlayıcı bir bölgede bile değiliz diyor. Aynı yönetici yani kısıtlayıcı bir bölgeye bile gelememişiz. Yani henüz daha ne gördünüz ki diyor kardeşim? Daha bu faiz artışlarından, bu para yakımlarından daha ne gördünüz ki? Daha yeni başladık. Yani bu bu manaya geliyor. İşte her zaman dün de ifade ediyoruz ya size işte Ukrayna ile Rusya arasındaki e, sıkıntılı ortam e, bununla beraber e, işte gelen bu tarz FED'den açıklamalar Avrupa'nın enerji kriziyle birlikte büyüyen yani onun da etkisinin olduğu o olmasa da zaten Avrupa'da e, bir kriz ortamının içerisinde ama enerjiyle birlikte iyice büyüyen kriz ortamı işte bu savaş yani Türkiye ile bugün Yunanistan arasındaki gerginlik dün de bundan bahsettik yani böyle bir ortamda arkadaşlar Bitcoin'in Yeni bir boğa piyasası başlatmasını beklemek temel analiz açısından bunu söyleyen insanın sınıfta kaldığını gösterir. Bakın çok net görüyorsunuz. Bu iki tane açıklamayı çektim size. Daha birçok veri var burada size göstermem gereken. İşte e, Amerika'da hazine tahvillerinin e, düşüşü yani S&P 500'ü de geçmiş konumda. Yani grafiklere bakıldığı zaman bunu Erkan Özdün çok detaylı bahsetmiş. Erkan Öz son olarak YouTube'daki yapmış olduğu buradaki videoyu izlemenizi öneriyorum. Yani burada Amerika'nın hükümet tahvillerinin ne demek yani S&P 500'den daha fazla kayıp vermesi, daha fazla düşmesi. Hatta bununla beraber İngiltere ve İsviçre'de de benzer olaylar olmuş. Yani buralarda da hükümet tahvilleri hisse senetleri piyasalarından daha fazla düşüş gerçekleştirmiş. Yani emeklilik fonları bunlara bağlı birçok fon, büyük yatırım fonları bu arkadaşlar tahvillerin e, akıbetine bağlı olarak büyüyen ve yatırımcısına kazandıran fonlar. Yani şimdi burada tahviller değer kaybediyorken ki böyle ortamlarda genelde tahvillerin değer kazanması beklenir. Yani bunlarda bu denli şiddetli düşüşler maalesef insanların emeklilik fonlarına da zarar verdi. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası depresyon yani resesyon bile değil büyük yatırımcıların tabiriyle depresyon adı verilen bir döneme doğru dünyanın gittiği bir ortamdan geçiyoruz. Bakın bunu geçmişteki ayı piyasalarıyla kıyaslamayın. Mesela hep bu kıyaslamaya düşen arkadaşlarımız var. Ya işte geçmişte de bir önceki zirveden döndü. Geçmişte de kanalın dip noktasından döndü. Ne bileyim geçmişte de buralara kadar düştü buradan. Bu böyle bir şey değil. Yani bakın onu söyleyeyim. Yani bu olaylar benzer değil. Yani ben 2018'de ayı piyasasının içerisindeydim 2016'dan beri piyasada olduğum için. Yani böylesine şiddetli bir ortamın olduğu bir dönemde değildik arkadaşlar. Böyle bir ortamda değildik. Onu söyleyeyim yani burada temel manada o dönemler daha iyiydi. Önümüzü bir nebze olsa görebiliyorduk İşler kötüye giderken de ama bu, şu anda böyle bir ortam yok. Zaten teknik tablolarda da bazı şeylerin oluşmasından bu bunu anlamamız lazım. Mesela bakın Burada 200 haftalık hareketli ortalama daha önce bitcoin hiç kaybetmemişti bu bir oldu. İkincisi 20 haftalığın 200'ü kesmesi daha önce olmamış bu oldu. 3 aylık tabloda dünkü yayınımıza katıldıysanız görmüşsünüzdür. 3 aylık tabloda bitcoin tarihinde hiç 21 üstel hareketli ortalamanın altına kapatmamıştık. Bakın hatta hem 21 üstel hareketli ortalamanın altına zaten kapattık ya. Böyle giderse 2 ay 29 gün sonra biz arkadaşlar 60 aylık hareketli ortalamanın altında da kapatacağız. Yani 3 aylık 20 MA burası bu da tarihte hiç kaybedilmemiş bir seviye. E arkadaşlar bunlar böyle patlamış çerez gibi mısır gibi böyle bunlar teker teker patlıyorlar. Tarihte ilkler yavaş yavaş kademe kademe bitcoin tablolarında oluşmaya başladığı bu ortamda bakın ilgili seviyeleri geçtiğinde elbette alalım ben buna karşı değilim ama Bunlar yaşanmıyorken asla ve asla işin alım yönüne bakmayın. Bakmayın arkadaşlar. Hemen yayının başında bakın. Hemen bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Yine ilerleyen dakikalarda kısa özet olarak buraya döneriz. Ama böyle bir ortamdayken şahsi fikrim, bir kardeşiniz olarak sizden size tavsiyem de değil. Bakın rica ediyorum sizden. Artık o noktaya geldi iş. Ya şu belli başlı seviyeler geçilmeden arkadaşlar alım yapmayın. Şu piyasanın alım yönüne bakmayın. Acele etmeyin yani. Bakın bu piyasa her zaman burada var, var olacak. Fırsatlar da var. Her daim bu piyasalarda fırsat olacak. Zaten her iki tarafına bakıyorsanız piyasanın her zaman fırsat var da piyasanın tek bir yönüne bile bakıyorsanız fırsatlar her daim var olacak. Bugün olmasa yarın olacak. Hiç endişeniz olmasın. Ama şu anda o ortamda değiliz. Sizleri tekrar tekrar uyarmak istiyorum. Yani bugünkü gelen harekete şimdi mesela bit biççoğu bana sinirlenmiştir. Yani bu bana göre bir short squeeze hareketi. Yani shortları patlatmak için olan ne kadar shortu patlatsa kardır diye Bitcoin'in bir anda böyle havalanıp geldiği bir fiyat seviyesi. Ha, eğer böyle değilse bu iş bunu bize ispatlaması lazım. Ne yaparak? 19.500 doların üzerinde günlük kapatarak ama bugünü değil. Çünkü ben şahsi kendi Uygulamış olduğum stratejiyi neye göre takip ediyorum? Biliyorsunuz haykinaşı mumlarına göre bakıyorum. 19.522 dolar. Buranın üzerine bugün zaten kapatamaz. 19.300 de kapatacak. Öyle gözüküyor. Yarın buranın üzerine kapatması lazım haykinaşı ile Bunu yaparsa ben de alırım. Bakın yanlış anlamayın ama. Bunu yapmadığı müddetçe arkadaşlar almam gereken bir ortam yok. Almam ee, yani tamamen bazı yani bazı seviyeler geçilmeden var ya kaçmam gereken bir ortam var. Böyle koşa koşa arkamı bakmadan kaçmam gereken bir ortam var. Kaçmam gereken bir ortam var. Kemal Bey demiş ki kardeşim Oğuz şimdi MA21 ile bakıyorum üstünde al altında sat taktiği lakin iki gün önce bir trader olan arkadaş hareketli ortalama hikaye dedi. Vallahi yani ortada ispatlar var, kanıtlar var. Eğer o daha iyi bir metot gösterebiliyorsa siz de ona mesela şunu deyin. Tamam ben hareketli ortalamaları kullanmayayım. Bana daha iyi bir metot göster deyin. O zaman size önerdiği alternatif metodu getirirsiniz. Orada tartışırız inceleriz. Eğer haklıysa biz de o metodu kullanırız. Değilse zaten siz ona götürüp ispatıyla neden onun haksız olduğunu gösterirsiniz. Evet. Bitcoin'in yani genel piyasalar açısından İsmail Bey sormuş. Evet ilk ekonomik krizi. Yani ama bunda mesela irili ufaklı krizler yaşandı. İşte mesela bu 2014-2015 dönemlerinde olsun, 2018 döneminde olsun. Yani bunlar da irili ufak ekonomilerin daraldığı, faizlerin artırıldığı, enflasyonun yükseldiği dönemlerdi. Yani bunları da hani ufak çaplı krizler olarak kabul ettiğim... Kusura bakmayın arkadaşlar böyle bir hapşırık geldi. Şimdiden hepinize birlikte e, hep birlikte demek istiyorum buradan. Şimdi irili ufaklı krizler gördü. Bitcoin ama tabii ki dediğiniz gibi yani büyük şaptaki ekonomik kriz olarak ilk defa böyle bir şeyi tecrübe ediyoruz birlikte. Ama bu diğerleri gibi değil yani e, yani herkes diğerlerine diğerleriyle karıştırıyor ya işte bu da onlar gibi ufak bir şey yani Bitcoin desteklere indi buradan zıplıyor yani ben öyle bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Ben böyle bir ortam olduğunu düşünmüyorum yani. Bunu söylemek istiyorum. Bakın bugün de sizin karşınıza iki tane açıklama getirdim. FED yöneticilerinin açıklamaları bunlar. Resesyon bile FED'in faiz artırmasını durdurmayacak diyor. Yani bu böyle bir açıklama ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani 9 yıldır bu işlerin içerisindeyim. Ben böyle bir açıklama hatırlamıyorum. Kötü dönemlerde gördük yani. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Yani geçmişe dönük okuduğum zaman da hatırlamıyorum yani yaşamadığım dönemleri de okumuşluğum çok vardır. Böyle bir şey hatırlamıyorum yani. Böyle bir şey hatırlamıyorum. Kısıtlayıcı seviyede bile değiliz diyor yani. Böyle bir ortamdan geçiyoruz. Daha daha ne gördünüz ki diyor adam. Daha yeni başladık diyor yani. Böyle bir durum söz konusuyken her zaman temkinli olmak lazım. Günlük tabloya baktığımız zaman en son satım sinyali gelmişti. Bugün dediğim gibi yani bu benim için bir yani e, short patlatma mumuydu diye görüyorum ben. Ha şahsen bugün değil ama yarın 19522 doların üzerinde bir günlük kapanış görebilirsek burada tekrar alım yönüne bakarız. %10 Bitcoin alırız. %5 Ethereum alırız. Bundan sonraki gidişatta da işte bir sonraki alımımızı mesela %10 Bitcoin, %5 BNB olarak yapabiliriz. Yani portföyümüze ekstra bir BNB ekleyebiliriz. İşte ondan sonraki gün yani 2 günlükte bunu yaptıktan sonra ve biz BNB aldıktan sonra bu kez 3 günlükte bunu yaptığında bu kez %10 Bitcoin ne bileyim %5 işte yanına ekstradan bir metik ekleyebiliriz veya ne bileyim bir solana ekleyebiliriz yani bunları çeşitlendirebiliriz ama Bunlar yaşanmadan alım yönüne bakmayın. İşte abi ben kısa vur kaç yapıyorum. Abi tehlikeli. Yani çok iyi bu işleri yapabilmen lazım. Yani o portföyün o psikolojisini ne bileyim o destek direnç takibini ya da o ilgili stop bölgesi tayinini çok iyi yapman lazım. Yoksa sıkıntılı bir süreç yani özellikle alım yönüne bakıyorsan işin yukarı yönlü fiyat gider de 3-5 kuruş kazanız işin o tarafındaysan. Bence ben riskli görüyorum şahsen o yüzden de kendim Herhangi bir spot alım yapmıyorum. En son bir %5'lik alımım vardı. Bakın ben de e, dün de böyle bir ibare kullanmışım. Kusura bakmayın. Ben %100 nakitte değilim. Sadece %5 Bitcoin almıştım. Onu da şu yüzden yapmıştım. 2 haftalık tabloda kendi göstergelerime göre tarihte ne zaman dip sinyali gelmişse orada dip yaşanmış. Şu anda pek öyle olmuyor ama geçmişte hep böyle olmuş 2 haftalık tabloda. Ben de tekrar 2 haftalık tabloda bir satım sinyali gelmesi durumunda stop olacak şekilde bir %5'lik alım yapmıştım. Ondan hariç de portföyümün %95'i tamamen nakit olarak bekliyor. Başka da hiçbir alımım yoktur. Zaten olduğu zaman da siz benim alım yaptığımı da bilirsiniz. Hangi seviyeden aldığımı da bilirsiniz. Hepsini bilirsiniz. Yani hepsini göreceksiniz. Zaten ben de size göstereceğim. Bununla birlikte Selçuk Bey Kibele Gayrimenkul demiş ki Birleşmiş Milletler çağrısı var. Faizleri durdurun. Ben enflasyon düşmeden faiz artışlarını durduracaklarını zannetmiyorum. Yani adamlar diyorum ya. Yani enflasyon artacak diye üzülüyorlar ki insanlar iş buluyor. Yani insanlar iş buldukları için adamlar üzülüyor bu enflasyonu arttıracak diye değerli arkadaşlar. Yani bir Merkez Bankası yöneticisi yani görev yaptığı ülkenin sorumlu olduğu, ekonomisinden sorumlu olduğu ülkedeki yaşayan insanlar iş buluyor diye üzülüyor mu? Üzülür mü ya? Yani bu, bu sistem böyle lanet bir sistem işte yani. Adam iş buluyor diye üzülüyor. Ülkesindeki vatandaşı. Çünkü bu enflasyonu arttıracak. Bunu biliyorlar. Mevzu bu değerli arkadaşlar. Yani bura geçilmeden alım yapmanızı önermiyorum. Momentum bazında en son satım sinyali gelmişti. Burada yarın belki bir alım sinyaliyle karşılaşabiliriz bakalım onaylanacak mı? İlgili bölgenin üzerinde de kapanacak mı? Burada pozitif uyumsuzluklar evet momentumun yükseldiğini görüyoruz ama keşke momentum düşse yani fiyat düşmeden momentum düşse sadece de işte o zaman e, burada sizinle bomba gibi bir yayın yapabilsek artık alım lokasyonu geldi diye ama maalesef öyle bir ortamda da değiliz. İşte formasyonlar da oluştu. 12 ile 14'ü biliyorsunuz aylardır konuşuyoruz. Yani burada ufaktan burayı gösteren o zamanlar formasyonlar yoktu. Şimdi formasyonlar da oluştu. İşte 3 tane formasyon var. Bunlardan bir tanesi yükselen kama. Bakın tekrar hatırlatalım. Yükselen kama yeşilli bakın formasyon hedefi. Bu yükselen kamanın formasyon hedefi kırılım bölgesinden 17.236. Bakın burada bir tane ayı bayrağı yapısı var. Bu ayı bayrağının bakın Kırılım bölgesine itibaren bayrağın tavanından baz aldığımızda 14.250 bunun formasyon hedefi. Burada bir de megafon var bakın görüyorsunuz. Dün de gösterdim bunları. Bu megafonun orta noktasının kırıldığı bölgeyle tavan arasındaki yükseklik alınıp alt noktasında kırılabilecek takribi bölgeden hesaplandığı zaman da. Bakın ortalama olarak nereden baksanız 12.500'leri yaklaşık olarak gösteren 3 tane formasyon hedefi de var. Burada artık belli seviyeler zaten yükselen kamayla. Bakın ayı bayrağı kırıldı. Şimdi sadece megafon kaldı geriye. Yani bunların ikisini de kaybettik. Bu hedeflere ben yavaş yavaş Bitcoin'in geleceğini düşünüyorum. Yani şu anda ben açıkçası bakın ki saatlik fazla da şu anda bir oba oluşuyor. Görüyorsunuz. Bakın solumuz, baş ve sağ omuz. Şu anda bu dirençten reddedildiğimiz takdirde. Yani Önümüzdeki saatlerde biz özellikle 19.650 üzerinde kapanışlar göremediğimiz takdirde bakın buranın direnç alanı olduğunu size dün ifade etmiştik. Tam fiyat geldi burada takıldı dikkat ederseniz saatlikte. Muhtemelen tekrar buraya gelip ortalama 19.000 dolar seviyesine düşüp burada bir oboyu ta tamamlamış olacak. 18.900 dolar altındaki saatlik kapanışta da ortalama bu obonun formasyon hedefini şu şekilde biz önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız. Bakın bu obonun aşağı yönlü formasyon hedefi 17.800 dolar bölgesi olacaktır. Zaten oradan da herhalde bir 17.500'e fiyat geri çekilir. 18.900 doları burada kaybettiğimizde bakın zaten bir yükselişin ardından bir fırıldak mum oluştu. Momentum saatlik bazda öyle yükseldi ki yani gören de der ki ulan yani nereye geldi fiyat ya arkadaşlar bakın. Mesela şuraya bakın Hatta buraya değil şuraya bakın. Bakın fiyat 20 bin dolara gelmiş burada değil mi? Neredeyse bakın neredeyse 20 bin dolar. Arkadaşlar momentuma bakıyoruz. Bakın burada birlikte bakıyoruz. Ortalama şuraları baz alalım. Yahu 36 falan seviyelerinde. Yahu fiyat daha 19.500 olmadan. Arkadaşlar momentum gelmiş 87'ye. Yani bu bir gizli ayı uyumsuzluğudur bu arada saatlik bazda. Momentum çok, çok ciddi yükselirken fiyatın arkada kalması ve saatlik bazda özellikle 19.300 doların altında bir saatlik kapanış görürsek burada düşüş devam edip ilk etapta o boyu tamamlayacaktır yapı. O boyu tamamlayacak 18.000 yaklaşık 900'e 19.000 dolara kadar düşecek. Sonra buranın kaybedilmesiyle doğruca 17.800 ve 17.500'e geriye çekileceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki saatlerde 19.300'ün altındaki saatlik kapanışla ben bunların yaşanabileceğini düşünüyorum. Burada çok dikkat etmekte yarar olduğunu görüyorum. 4 saatlik tabloda da bir önceki 4 saatlikte bir long sinyali gelmiş ve direnç alanı kırılmış. Yani burada şahsen burada bir işleme girilebilirdi 19.300'ün kırılımıyla. Belki burada bir 19.800'de 20.000 dolar hedef olarak verilebilirdi. Ama şu an itibariyle biraz riskli de gözüküyor. Bayağı bir de yükselmiş. Ha şu andaki önündeki direnç alanı 19.800'de 20.000 dolar. 20 bin doları geçebilirsek hedefi 20 bin 800 ve 21 bin yaklaşık 700 ile 20, 21 bin 900'e koyarız. Ama e, çok da geçebileceğini zannetmiyorum. 4 saatlikte de aynı bölge 19 bin 300 bölgesi 4 saatlikte buranın da altına kapatırsa zaten artık önce saatlikte yaşanır muhtemelen bu sonra 4 saatlikte yaşanır. Doğruca az önce sizlere ifade ettiğimiz seviyelere geliriz ki zaten bakın bir tanesi 4 saatlikte de çok önemli bir alan. 4 saatlikte kaybedildikten sonra bakın burada da 18500 ve akabinde 17600 bölgelerini destek olarak görüyoruz. Az önceki neydi? Yine ikisi 18900'lü hem saatlik tablo hem 4 saatlik tablo. Birinde bir formasyon oluşumu söz konusuydu. 19650'nin üzerinde kapatamayacağı, kapatamadığı takdirde fiyatların bir 19'la 18900'e geriye gelmesi durumu söz konusuydu. Burada bir oboya oluşumu vardı. Bakın şurada bir oba oluşumu söz konusu. Bu obonun 18.900'ü kaybetmesiyle formasyon hedefi 17.800 olacak. Zaten burada da bakın aynı şekilde 18.900 destek kaybedildiğinde sadece burada bir 4 saatlikte de ara destek var ki bence en önemli destek burası. 4 saatlikteki 18.500 zaten bura kaybedildiğinde net olarak düşüş bu alana kadar gelecektir. Beytullah Bey demiş ki hocam herkes 13.000'e 10.000'e düşmesini bekliyor yedirmezler diye düşünüyorum. Yani inşallah sadece oraya kadar düşer. Ben de bunu söylemek istiyorum. Yani bu böyle bir şey değil yani yedirmezler. Bu buna böyle bakmanızı önermiyorum. Yani çünkü piyasada sadece işte birilerine yedirelim, yedirmeyelim kavgası dönmüyor. Mesela burayı her zaman size burayı örnek veriyorum. Demek ki mesela bu çok arkadaşımız, yani bunu söyleyen arkadaşlarımız ya bu dönemlerde piyasada değildiler ya da göremediler bazı şeyleri. Şimdi biz bu dönemlerde piyasadayken herkes yükselecek demiyor muydu piyasa arkadaşlar? Herkes yükselecek kazanıyoruz 50 bine gidiyoruz oradan 100 bine. E bunlar oldu yani 50 bine geldi bu fiyat akabinde 100 bine gidemese de. Yani insanlar bir müddet evet haklı çıktılar yani güruh toplum topluluk haklı çıktı. Yani insanların söylediği gibi oldu fiyatlar yükseldi bir süre sonra düştü. Yani burada da bu yaşanabilir. Yani şimdi insanlar hepsi düşecek diye bu buradan düşmez diye bir şey yok. İnsanlar burada da bir süre haklı çıkabilirler. Ondan sonra yükseliş başlayabilir. Bu iş böyledir. Yani tek taraflı bakmamak lazım. Bir süre insanların haklı çıkmaları için zemin hazırlayabilirler. Bunlar yükseliş piyasalarında da olur, düşen piyasalarda da olur. Bunlar çok normal. Bununla birlikte değerli arkadaşlar Ünlü yatırımcılardan zaten Michael Burry'i aylardır konuşuyoruz. Yani biz bu düşüşün henüz yarısındayız. Diğer yarısı gelmedi diyordu. Yani aylardır konuşuyoruz. E bununla birlikte yine de dün Erkan Öz bu bilgiyi paylaştı. Yani ünlü yatırımcılardan da artık buradan piyasaların %40-50 çökeceğine dair yorumlar gelmeye başlanmış. Yani ben bunlardan daha hızlı bu bilgiyi sizlere paylaşabildiğim için bundan tabii ki mutluluk duyuyorum ama... Yani böyle bir şey yaşanırsa o ortamdan, o manzaradan çok memnun olur muyuz? Onu zannetmiyorum pek yani. Bu, bu bilgiyi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum ama bu olay gerçekleşirse bence hepimiz rahatsız olacağız. İçeride olan olmayan hepimiz üzüleceğiz. Keşke böyle olmasaydı. Ben diyeceğim ah keşke televizyonlara çıkabilseydim. Keşke daha fazla insana sesimizi duyurabilseydik. Yani bu böyle bir ortamdan geçiyoruz arkadaşlar. Bak birçok ilk ilk olan şey birçok ilkler yaşanıyor. Birçok ilk yaşandı. Bu saykılda, bu döngüde, Bitcoin'de birçok ilk yaşandı. Bunların hepsi satım sinyali yönünde, alım sinyali yönünde olan yok. Bak altını çiziyorum. İlk yaşanıyor. Yani 2015'te, 2018'de şimdi millet banacek ya korku pompalıyorsun millete. İşte millete bilmem ne yapıyorsun ya, güzel insan. Burada şimdi bu sinyal tarihte ilk defa gelmişken ve hareketli ortalamalar göstergesinde kısa uzunu kestiğinde bu bir satım sinyali iken ve bitcoin tarihinde bu ilk defa oluyorken ya ben bunu nasıl söylemeyeyim ben bunu söylemesem vallahi kendimi suçlu hissederim. Suçlu hissederim. Şimdi bu 3 aylık tabloda bitcoin böyle giderse 2 ay 29 gün sonra bu bu şekilde kapatırsa bitcoin tarihinde ilk defa 60 aylık hareketli ortalaması yani 23 aylık tabloda 20 meyasının altında kapatacak şeklindeki bu bilgiyi paylaşmasam veya kapattığında kapattı tehlikeli demesem ben burada kendimi suçlu hissederim arkadaşlar. Yani ben burada yayın açacak yüzüm olmaz. Varsın yanılalım. Çünkü bu veri geldi. Bu veri yanılmış olur. Ben yanılmış olmam ki. Ben bu veriyi okuyarak bu verinin söylemek istediği şeyi söylüyorum size. Ha bu verinin nezdine ben de yanılmış olurum. Hadi onu da kabul ediyorum yani. Ama zaten biz burada tamamen herkes kapısını penceresini kapatsın. Bitcoin'in adını bile ağzına almasın demiyoruz. Sadece en azından belli başlı fiyat seviyelerinin üzerinde bu ürünü görmeliyiz. Yani biz bu ürünün yarın 19.522 dolar üzerinde yarın bakın bugün demiyorum. Çünkü bugün haykinaşı mumlarına göre ben baktığım için siz isterseniz bugün de bakabilirsiniz. Kapatırsa da alabilirsiniz. Bu size kalmış ama ben haykineşi mumlarıyla bir strateji oluşturduğum için bakın alttaki yeşil fiyat bugün kapatacağı fiyat. Yani 19.308 yani öyle de öngörüyorum ki yani bu bugün içerisinde bunun üstüne kapatacak kadar yükselemez. Çünkü bir 20.000 dolarlara yaklaşması lazım yani 19.800 19.900 olacak ki fiyat bu bir 19.500'ün üstünde kapatma şansı olsun. Bunu bugün yapabileceğini zannetmiyorum ama yarın burada yeşil gövdeli bir mum açarak bunun üstünde kapatma ihtimali söz konusu olabilir. Olursa alalım. Bakın bu olmadan almayalım sadece. Sadece şunu söylüyorum. Bu olmadan almayalım. Bu olmadan almayalım. Mesela Gani Bey demiş ki hocam haftalıkta RSI'de pozitif uyumsuzluk var. Bunu da çok defa dün konuştuk. Yani daha önceki günlerde de çok konuştuk. Biraz Gani Bey bizim... Böyle gizli pozitif uyumsuzluklara ihtiyacımız var. Yani böyle normal pozitif uyumsuzluklar ışığında piyasa bir yere gidemedi. Gördünüz. Yani böyle biraz gizli pozitif uyumsuzluklara ihtiyacımız var. Evet. Bakalım. Başka bir soru var mı? Bitcoin sizce 10 bin dolar altına düşme beklentisi var mı sizde? Yani ben de böyle bir beklenti yok ama ihtimaller dahilinde kesinlikle. Yani ihtimallerden birisi olduğunu düşünüyorum. Hem de hiç böyle azım sanacak bir ihtimal değil. Ha benim böyle bir beklentim yok. Yaşar Bey demiş ki yine milleti feci terste bırakacaklar. Umarım bizi bize alım yaptırmadan düşer düşecekse demiş. Yani yapacak bir şey yok. Bazen de bir miktar zararı kabul edip piyasayı terk etmek gerekiyor yani. Bununla birlikte bakalım. Fibonacci destek dirençleri demiş Kemal Bey. Zaten paylaşıyoruz. Hocam sizin MA 21 öncesi kullanırız. Başka stratejiler var mıydı? Tabii ki vardı. 20 50 kesişimlerini kullanıyordum. Golden Cross, Dead Cross. Bunları kullanıyordum, faydalanıyordum. Hala da kullanılabilir bu arada. Muhammed Bey'in sorusuna cevap olarak bunu söylemiş olalım. Hocam ben de bekliyorum 9K'yı ama böyle bir korkutma sizce doğru mu? Ya trend bizim dostumuz. Yöne göre işlem alırız ama bu halde tek mumda mal gitse arkasından izleriz. Öyle lanse ediyorsunuz çünkü. Hayır. Hiçbir şekilde böyle bir şey olmayacağını düşündüğüm için bu ihtimali de hiç değerlendirmek bile istemiyorum. Yani Tek mumda böyle bir Şöyle bir mum gelmeyecek Bitcoin'de. Yani bu konudan yana içiniz rahat olsun. Böyle bir mum olmayacak. Yani şu anda olmayacak yani. Buna inanabilirsiniz. Ha olursa da alım yapılır. Fark etmez ki. Yani burada işler tehlikeliyken almaktansa burada işler biraz daha berrak görünüyorken almayı tercih ederim. Böyle bakmak lazım. Arkadaşlar kötüyse kötüdür. Şimdi biz burada iyimser konuşarak işin ciddiyetini size anlatamayız. Böyle güler yüzlü olarak böyle ha 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 hi olur öyle arada falan. Böyle bu işin ciddiyeti geçmiyor karşı tarafa. Yani biz daha şiddetli konuşmalar yaptık 57.500'de. Yine bir sürü içeride kalan insan oldu bizi izlediği halde yani. Demek ki burada işin ciddiyetini anlatmak için biraz ona göre bir vurgu tonlama yapmamız lazım. Burada iş ciddi. İsterseniz farklı düşünün, yanlış anlayın. Yani tabii ki Karar size ait. Yani isterseniz rahatsız da oluyorsanız izleme edebilirsiniz. Ben saygı duyuyorum size. Ama bu işin ciddiyetini bu şekilde anlatabiliriz. Selam Oğuz kardeşim. Daha düşmesi için ne gibi kötü bir haber gelebilir? Yani şu anda yükselmesi için bence iyi bir haber lazım. Genel olarak dünya genelinde piyasalarda bence şu anda da öyle bir ortam yok. Mustafa Bey demiş ki, kimse hikaye okumasın. Bu iş tamamen kumardır. Kesinlikle katılmıyorum. Herkesin ağzına balı çaldılar. Algıyı sağlam yaptılar. 69 bin lira geldi. Şimdi herkes içeride. Ne zamanki insanların çoğunluğu satacak o zaman yükselir. Son kısmına katılıyorum. Yani insanların, insanların çoğunluğunun satması lazım. Yani böyle bir silkelip onları bezdirecekler. Bunaltacaklar. Yani böyle çok üstün sabırlı olan veya fiyatlara hiç bakmayan insanlar sadece oyunda kalacaklar. ...gerisi satacak. Böyle işte ben hodulcuyum. Ha? Her günde açıp fiyatlara bakıyorum. Sen satacaksın. Bak bunu bil yani. Sana sattırmadan bu ürün dönmeyecek. Bunu söyleyeyim. Ha kardeşim ben hodulcuyum. Sildim uygulamayı attım. 3 yıl sonra da bakacağım. Buna söz verdim. Kendime de yemin ettim. Allah yardımcın olsun. ...inşallah öyle tahmin ediyorum ki 3 yıl sonra piyasa senin mutlu olabileceğin bir noktada olacak. Ben öyle temenni ediyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Bu son kısmına katılıyorum ama kumar olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Yani kumarlık alaka yani kumarla alakası yok. Bayram Bey demiş ki "Aşırı korkuyorum sizi izleyince." Bence bazen korkmak lazım. Çünkü bazı duyguları tetikler korku. Bazı yapılması gerekenleri tetikler. Ben böyle bakıyorum. Mesela o dönemler bizden çok korkup da bizim söylemlerimizden korkarak satanların birçoğu şu anda Yatıp kalkıp dua ediyorlar. Yatıp kalkıp dua ediyorlar. Sağ olsunlar yani. Vefakar davranıyorlar. Yani biz bugün burada nakitteysek diyor o seviyelerden çıkarak size borçluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani iyi ki bazen de korkutmuşuz diyoruz. İş o noktada çünkü kötüyse kötü. Evet. Web 3.0 ürünlerinden muhabbetinden bahsediyoruz. Tabii bir sonraki boğada yeni ürünlerde araştıracağım kategorilerden birisi web 3.0 olacak. Ama şu anda pek iş işin o tarafına bakamıyorum. Dominans tarafında da bitcoin dominansında 40.9 bölgesi bizim için çok önemli bir bölge. Yani buranın altına inmediği müddetçe dominans gayet olumlu gözüküyor. Hiçbir sıkıntı göremiyorum ben dominansta. Dirence geldi zaten dün de konuşmuştuk bunu biliyorsunuz. Tekrar bu dirence geleceğini dünkü yayında söyledik size. Bakın bugün tekrar geldi bu dirence. Söylediğimiz gibi oldu. Şimdi burada 41 nokta, tam olarak fiyatın bulunduğu yer. 41.40 önemli bir direnç. Buranın üzerinde günlük kapattığımız takdirde hedefimiz bakın ortalama olarak burada 42.10 ile 42.20 bölgesi olacak. Bu bölgeye doğru hareketin devam ettiğini göreceğiz dominansta. Zaten bu 42.20'nin geçirmesi bize 44 bölgelerinin önünü açacak. Evet. Mesela Mehmet Bey demiş ki gerçekten sen çekilirken herkes 100 bin dolar diyordu ama kimse Savaş ve Luna'yı tahmin edemedi demiş Mehmet Bey. Biz de tahmin edemedik. Yani ben kesinlikle o dönemlerde işte bir savaş çıkacak Rusya ile Ukrayna arasında. Amerika faizleri yükseltecek. Daha hiç kimse bilmiyorken böyle bir gayipten haber alıyor gibi. Haşa böyle bir e, bilgi vererek çıkmadık zaten. Bunu ben de bilmiyordum. Ben sadece stratejimi ayak uydurdum. İşte hani... Hep size üzerine vurgu yaptığım bir konu var ya strateji böyle bir şey. Mesela bugün mesela az önce yukarıda sordu ya bize hangi izleyicimiz sormuştu katıl abonemiz Kemal Bey. Sormuştu ya işte yani hareketli ortalamalar gereksiz diyormuş bir trader. O nasıl bir trader hareketli ortalamalara gereksiz diye ben ilk defa duyuyorum. Yani işte ben bunu hareketli ortalamalarla başardım buradan hakite çıkmayı. Yoksa işte piyasada bir savaş bekleseydik veya FED'den bir faiz artışı o günkü çıktığımız noktanın 40 altında çıkardık. Şimdi hal böyle de olunca e, bu stratejiyi ayak uydurmanın veli nimeti burada. Yani hiçbir piyasada haber yokken bir söylenti yokken bir belki de arkadaşlar bakın. Şimdi bu da ihtimalli pek olacağını zannetmiyorum. Ama ihtimallerden bir tanesini söyleyelim. Zannetmiyorum bakın yani fikrim bunun tam tersi de söyleyelim. Belki de bitcoin yarın günlüğü getirip bunun üstünde kapatacak. Bakın şu anda her şey kötü mü? Kötü. Bakın en sonki açıklamayı getiriyorum sizin karşınıza. 29 Eylül 2022 arkadaşlar. Bundan 5 gün önce Fed'in Fed'in içerisindeki yöneticilerden bir tanesi fon oranında, faiz oranında, parasal daralmada yani quantitative tightening'de hala kısıtlayıcı bölgede bile değiliz. Yani bu artışları durdurmamızı gerektiren bir noktada bile değiliz. Yeni başladık diyor. Bakın. Bununla beraber Resesyon gelse bile Fed'in faiz oranı artması artırmasını durdurmayacak bu olay diyor. Bakın en son bu açıklamalar bunlar. Bakın hala kötü mü işler? 5 gün öncesi bu. Belki de biz yarın burada olası bir günlük kapanışta diyorum ya her zaman ifade ediyorum. İşler ne kadar kötü olursa olsun alırım. Bunun altında da işler ne kadar iyi olursa olsun satarım. Benim stratejimi biliyor bütün izleyicilerimiz. Yarın belki de biz buradan bunu alacağız. Fiyat buradan kopacak ve ondan sonra bir anda bu açıklamalar unutulacak ve güllük gülistanlık olacak piyasalar için her şey. Bunu öngöremeyiz. Bunu öngörebilecek bir tane Allah'ın kulu yok bu açıklamadan sonra. Yani en son ki gelen bu açıklamadan sonra bunu kimse öngöremez. Çünkü hepimiz açıklamalara bakmıyor muyuz? Temel verileri analiz ederken işte bu tarz kurum ve kuruluşların Yöneticilerin açıklamasını baz almıyor muyuz? Açıklama bu. Hadi gel önümüzdeki dönemde bunların hepsinin yalan olacağını ve bir anda her şeyin piyasaların lehine döneceğini düşün. Düşünemezsin. Düşünemezsin. Ama burada stratejik olarak aynı burada olduğu gibi şimdi biz burada ne bilelim arkadaşlar? Fed faiz artıracak da savaş çıkacak da piyasa çakılacak. Ben stratejim gereği burada terk ettim. Olaylar üstüne geldi. Burada da aynı şey olabilir. Stratejim gereği girerim olaylar üstüne gelir. Ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden de her zaman diyorum. Fikirler fikirler değişiklik gö gö gösterebilir. Ama strateji değişiklik göstermez. Strateji neyse odur. Onu uygularsınız. Burada düşeceğini düşünebilirsiniz. Ama siz her ihtimale karşı fiyat şuranın üstüne çıktı mı bir parça alım yapar. Trende bir şans verirsiniz. Fiyatlar yükselirse paranızı kazanırsınız. Düşerse hemen aldığınız yerin ufak biraz altında stop olur, terk edersiniz. Piyasa zaten çakılır, rengini gösterir. Aynı şeyler defalarca kez oldu. Yapmadık mı daha önce? Yaptık. Burada aldık. Ol bakın ilk burada aldık. Olmadı. Çakıldı. Hemen altında sattık. Bakın. Aldığımız yerden 4 gün sonra hemen sattık, çakıldı. Aldık. Çakıldı çıktık. Aldık. Çakıldı çıktık. Aldık. Çakıldı çıktık. Burada aldık biraz para kazandık. Çünkü girdiğimiz yer ortalama 40.400'dü. Çıktığımız yer 44.000 dolar civarıydı günlük bazda. Bakın çakıldı. Burada denedik şansımızı, olmadı. Burada denedik şansımızı. Kayıp kazanç kafa kafaya götürdü. Burada çıktık. Aynı şey. Deniyoruz, şans veriyoruz. Deneme yanılma yöntemi. Burada deneriz şansımızı. Çünkü burada stratejik olarak güçlü bir direnç geçirmiş olacak. Mesela hareketli ortalamalara gereksiz diyor ya bu arkadaş. Şimdi ben mesela destek direncin mantığı nedir? Bir fiyata niye destek direnç çizersiniz? Fiyat birden fazla kez o bölgeyle bir ilişki kurmuştur. İşte dirençse birden fazla kez fiyat o bölgeye geldiği zaman bir satıcı baskısıyla karşılaşmıştır. E arkadaşlar hareketli ortalamanın çalışma felsefesi Bilmiyor, bilmeyen arkadaşlara bu bir bilgi tadında olsun. Bilen arkadaşların da hafızalarını tazeleyelim. Buradaki hareketli ortalamalar. Şimdi ben 21 üstler hareketli ortalamayı kullanıyorum. Bu gösterge bizim için 21 tane mumun. Bakın 21 tane mumun en üst fiyatta yani kapanış değil bakın. En yüksek fiyatlarının ortalamasını almıyor mu? Eşine biz 21 tane mumun en yukarıda kapattığı ortalama fiyat bizim için bir direnç değil midir Allah aşkına ya? Böyle bir yani insan akıl yürütse, mantık yürütse, yani bu piyasalarla haşır neşir olup da hareketli ortalamaların felsefesini bilen adam akıl yürütse bunun çok iyi bir destek ve direnç olduğunu zaten bil, bilmesi lazım. 21 tane mumun gördüğü en yüksek fiyatın ortalaması bu arkadaşlar. Demek ki burası öyle bir nokta ki Ortalama olarak fiyat sürekli olarak gelip buraya takılmış düşmüş, takılmış düşmüş, takılmış düşmüş. Burası dirençtir. Fiyat bunun üzerine geçtiği zaman da önemli bir bölgeyi arkasında bırakmış olur. Bu bir alım sinyalidir. Günlük tabloda bakıyorsanız bu bir spot alım sinyali. Bütün felsefesi bu. Hareketli ortalama. Adam diyor ki bu işlevsel değil, yanlış bir kanaat. Arkadaşlar çok işlevseldir bütün göstergelerden de iyi çalışır. Yarın bu kapanış gelirse alacağım. Bugün değil. Bugün geleceğini zannetmiyorum. 20 bin dolara yakın kapatması lazım. Çünkü haykineşi mumlarının çalışma felsefesinden az önce bahsettim. Fiyat şu an 19.565 ama bakın alttaki yeşil fiyat kapanış fiyatı olacak. 19.312. E bizim bakmamız gereken yer neresi? 19.523. Bunun üzerinde. Bugün olmaz bu. Olursa yarın olur. Yarın bu olursa alırım. Bunun haricinde almam. Almayın siz de almayın. Almayın. Mesela demiş ki Alperen Bey. EMA ve MA temel olarak ne farklılıkları var? EMA üstel en yüksek gördüğü fiyatların hareketli ortalamasını alırken hatam varsa düzeltebilirsiniz. Yanlış hatırlıyor olabilirim. MA kapanış fiyatlarını baz alır. Yani MA'da mumların kapanış fiyatlarının ortalamasını görürsünüz. <laughs> Çok özür diliyorum. Bu iş böyledir arkadaşlar. Burası geçilirse önemli bir seviye geçilmiş olur. Ve bununla beraber de alım yapılabilir. Geçilmezse hiçbir şey olmaz. Ben size söyleyeyim. Ben bunun üstüne çıktığında alıyorum arkadaşlar. Altına indiğinde satıyorum. Sonuçlar muazzam. Deneyen pişman olmadı şimdiye kadar. Herkesin kafası rahat etti. Mutlu oldu insanlar ya. Ya önümü daha net görebiliyorum. Kazanıyorum. Farklı piyasalara gönül rahatlığıyla girebiliyorum. Yani şu stratejiyle istediğin ürünü alsat. istersen git Çin borsasındaki hisse senetlerini alsat. Sonuç her zaman mükemmel olacak. Bunun uzun uza diye neden bu şekilde olduğunu 6 saat anlattım arkadaşlar. 6 saat. Ücretsiz bir şekilde. 6 saat herkese anlattım bunun mantığını. Mantalitesini. Evet. Çok özür diliyorum. Bakalım şöyle. Neden 21 günlük kullanıyorsunuz? Ama 20 değil de 21 peki. Çünkü 21 bir Fibonacci sayısıdır. Taha Bey. Mesela ben Genelde hareketli ortalamalarda özellikle MA'yı kullanırken Fibonacci sayılarını tercih ederim. İşte 14, 21, 34, 13 özür 13, 21, 34. <laughs> Çok özür tekrar. Hocam sizce FED ve Sekin kripto manipülasyon sözleri boğa piyasasında bu kadar var mıydı? Sanki ekstra bu piyasa düşmanlığı yapılıyor normal zamanlara göre demiş Bayram Bey. Yani şimdi kripto para piyasalarında böyle değil. İnsanlar fırsat kollar. Şimdi kripto para piyasalarının küresel ekonomik sisteme karşı bir tarafı olduğu için işte böyle piyasalar yükselirken kimse karalamak istemez. Çünkü herkes okunu ona doğru yöneltir. Ama nasıl ki böyle piyasalar kötü gidiyorken, çöküyorken meydan boştur. Vur Allah vur, vur Allah vur. Herkes meydanı boş bulur, saldırır. Aa Bunlar geçmişte hep e, bu şekilde olmuştur yani. Hep bu şekilde olmuştur. Ha bu arada Taha Bey'e şu, söylerken şunu da ekleyeyim. E, mesela 21 yerine 34 de kullanabilirsiniz. Daha az sinyal alırsınız. Yani... Burada sizin kullan, kullanım şeklinize bağlı. 34 veya 55 kullanabilirsiniz. Bunların her arttırdıkça sinyal azalır. Her azalttıkça da sinyal artar. Bunların hepsinin neticesinde kazanırsınız. Ama daha fazla işlem açmanız gerekir. Mesela bugün MA21 yerine gelip burada mesela MA13 kullansak biz. Daha fazla sinyal verir tablo. Bakın daha fazla gereksiz sinyal üretir. Daha yeri gelir daha iyi kazandırır. Daha erkenden işleme sokar yeri gelir daha fazla kaybettirir. Bu şekilde bir tarafı var yani. Çünkü çok dalgalanan piyasalarda üstel hareketli ortalama ne kadar yakınsa o kadar zararlı. Yani yatay hareket eden piyasalarda çok sakıncalı. Ha ben 21'i kullanıyorum. Ben MA kullanacağım diyenlere de en fazla 34'ü tavsiye ediyorum. Bu en yani 34'ten yukarısı biraz fazla olur. Yani bunu getirip burada 55 yapsanız çok yavaş sinyal alırsınız. Yani 55'e baksanız abi ta nerede veriyor? Yani şimdi buradan bir yükseliş hareketinin başladığını düşünseniz de ta sizi işleme burada alacak. Yani biraz çok mantıklı değil 55. En en fazla 34 olmadı. Yani 34'ün üstüne çıkmamalı. 34. Ha ben 21 kullanıyorum. 21 de ideal. Bakın zaten her birinin bir destek olduğunu görüyorsunuz. İsterseniz 55'ten bakalım. Bakın. Şimdi bunlar Fibonacci rakamları ya. Mesela bakın 55'e baksak. Bakın burada fiyat gelmiş direnç olmuş. Burada kırmış burada destek olmuş. Bakın burada tekrar direnç olmuş fiyata. Keza mesela bakın buralarda şimdi görürsünüz baya. Mesela bakın buralarda direnç olmuş fiyat gelmiş. Burada keza aynı buna benzer. Bura aynı. Burada destek olmuş zıplamış. Burada bakın kırmış retest yapmış çakılmış. Burada direnç denemesi yapmış çakılmış. 55. 34'e alsanız bunu. Bakın 34'te de kez aynı. Bakın en son buralarda 34 direnç olmuş. Şuralarda destek olmuş. Burada mükemmel direnç olmuş. Buralarda mükemmel direnç olmuş. Bakın görüyorsunuz. Buralarda inanılmaz. 34 de çok iyi. Ha. Ben 21 kullanıyorum. 34 de kullanılabilir. İkisi de güzel. Hocam bu düşüşler halving dönemine kadar devam eder mi? Demiş Saner Ecin. Zannetmiyorum yani halving dönemine kadar devam etmeyecektir önümüzdeki yılın en fazla yarısına kadar olur diye öngörüyorum yani yarısı diğer yarısı biraz iyi geçecek bizim için yani önümüzde bir ortalama bu ayı saymıyorum bir 8 ay daha var arkadaşlar yani böyle ağzımızın tadıyla böyle oturup yükselişlerden kazanacağımız dönemin başlaması bana göre bir 8 ay var Evet. Bununla beraber ee, bakalım 6 saniye anlattığım video kanalda mevcut mu? Kanalımda değil, grubumda var. ma 200 mü 50 mi? İkisi de güzel. 50 ile 200'ü kullanın. Golden Dead Cross. Bunları takip edin. Ya vallahi diyorum arkadaşlar ya. Vallahi bak. Samimi söylüyorum size. Ya şuradaki 50-200'ü açın. Tamam mı arkadaşlar? Bak 50-200'ü. Bak samimi söylüyorum size. Ya golden cross olduğunda alın, dead cross olduğunda satın. Bak samimi söylüyorum. Size kimse böyle para kazandıramaz. Bak açık konuşuyorum yani. Şu tabloyu açın. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. çok net konuşacağım size. Her gün anlatıyorsun abi bunları. Ya işte yeni izleyicilerimiz var, yeni insanlar. Ufak bir en azından özet geçelim. Bu insanlar da faydalansın bu işlerden. Ya şu kırmızı bakın bir tanesini 50'yi açın. Kırmızı ayarlayın, yüzü açın, beyaz ayarlayın. Kırmızı beyaz böyle şanlı bayrağımızın renkleriyle. Ya şurada kırmızı ne zaman ki beyazı yukarıya keserse alın. Ya ne zaman ki aşağıya keserse satın. Vallahi diyorum size kimse daha iyi para kazandıramaz. Uzun vadede oturun seyredin. Bak bu kadar net konuşuyorum. Ya size arkadaşlar kim diyebilirdi bakın. 43 bin dolardan nakite geçin demiş. Bak bu strateji seni 43 bin dolardan akite geçirmiş. Fiyat 19 bin dolarda. İş fenomenlere kalsaydı burada millete coin şilliyorlardı. Bak seni güzel tatlı bir yerden de işleme almış. 9 bin dolardan girmişsin. İlk etapta gelmişsin burada ortalama olarak yaklaşık işte 35 bin dolar. Çok güzel dörde katlamışsın paranı. Tekrar burada bakın tekrar girmişsin işleme 47 bin dolarda. Ha burada bir ufak zararın o. Çok küçük yani 47'den almış 43'ten satmışsın. Piyasa gelmiş 19'a. Yani senin buradaki net kazancın nereden baksan 4x. E şimdi ben soruyorum. Bu dönemlerde ne 4x arkadaşlar? Türkiye'nin %80'i bakın %80'i parasını onda bile düşmüş ya. Onda bir. E bu stratejiyi uygulasan hiç kimseye ihtiyacın yok yani. Ağızsız, dilsiz 4x parayı koymuştun cebine yani. Ne heyecana gerek var, ne bir şeye gerek var. Cebindeki paradan bahsediyordun şu anda. Evet. Süper trend bakın keza Ali Yılmaz söylemiş. Süper trend. Değil mi? Yani kullanın abi bakın süper trend adam yapmış. Ya şunun bay verdiği yerde alıp sel verdiği yerde satsanız size yeter. Şimdi diyeceksin ki abi sen niye almıyorsun? Ben bunu kullanmıyorum çünkü. En son bay vermiş ama. Tekrar bakalım. En son bay vermiş. Diyor ki kardeşim bitcoin'i Al demiş, fiyat 18.500'ün altında günlük kapatmadan satma demiş. Ha kapatırsa da sat. Onu da söylemiş yani kapatırsa sat çık. Sat yani. Bay verdiği yerde al, sel verdiği yerde sat. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Net konuşuyorum yani. Deneyip görebilirsiniz. 4x'i beğenmez millet. Hocam bizim millet. En az 100x olacak demiş. Ya işte 100x'in peşinde koşa koşa. <laughs> o da olmuyor yani. Onu alt coinlerden vur. Mesela bak şimdi. Bak abi bakın. Bakın abi, değerli arkadaşlar. Bakın şimdi size bir şey göstereyim. Şimdi bana göre piyasadaki boğa piyasalarında özellikle yönlendirici güç bitcoin. Ben piyasalarda bitcoin'in Boğa piyasalarında piyasayı yönlendirdiğini düşünüyorum. Şimdi ben altcoin alacağım. Ve kullandığım stratejide de 50-200. 50 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalama. Bunlara bakıyorum. Şimdi ben bitcoin aldım ya 9000 dolardan. E ben sadece bitcoin mi alıyorum arkadaşlar? Bakın ethereum da alıyorum. Şimdi o 100x kısmına belki yine yaklaşamayız ama size güzel bir şeyler göstereceğim. Şimdi bakın. Aldığımız tarih kaç Bitcoin'i? Hangi tarihte alıyoruz? Bakın ortalama 22 Mayıs'ta alıyoruz. Fiyat 9.000 dolarken 22 Mayıs'ta alıyoruz. Getirip burada bakın ortalama ortalama şurada. 19 Haziran'da satıyoruz. 19 Haziran. 2021 bakın. 19 Haziran 2021. Bakın şuralarda falan alıyoruz. 22 Haziran'da değil mi? 19 Haziran kaçtı ya orası? Bir dakika unuttum arkadaşlar. Bakın. Şimdi size bir şey göstereyim. Yani parayı belki 100x yapamazsınız ama bakın neler yapacaksınız şimdi. 22 Mayıs, 22 Mayıs. 22 Haziran, 22 Mayıs, 21, 22 Haziran. 20 21 Haziran, 20 ya neyse işte. Oralar. 20 21 yılları. Mayıs Haziran 20 21. 20 yılın Mayıs ayına dönelim. Bakın. Bakın şuralar. Tam şurada Ethereum'u da 200 dolardan alıyorsunuz. Bakın 200 dolardan. Kaçtı? Buradı, buraydı değil mi? 2000 dolar. Yani siz belki Bitcoin'de 4'e katlıyorsunuz ama Ethereum'da da 10'a katlıyorsunuz. Bakın bu süre zarfında Ethereum'da 10'a katlıyor. 10'a 10'a Dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bir anda sizin bileşik karınız 7x oldu. Yani parayı 7'ye katladınız. E gelelim BNB'ye. Aynı tarihlerde. BNB'ye gelelim. Bakın, BNB'ye gelelim. Yine mayıs ayları 2020. Bakın şuralar. 17 dolardan BNB alıyorsunuz. 17 dolardan. Arkadaşlar 300 dolara satıyorsunuz ya. 20x 20. 20 bundan yaptın. O Ethereum'dan yaptın, 34 Bitcoin'den yaptın 34. Arkadaşlar ortalama buradaki bileşik kar 9 kat neredeyse. Yani parayı 9'a katladınız. 9. Tamam. 4X'i beğenmiyordunuz. Hadi buyurun bakın 9. Yani biz bunu mesela Solana'ya falan indirsek ya bu işi. Mesela Solana'ya indirsek. Sıra Solana ne, neymiş acaba o dönemlerde? Bakın. Bu zamanlar Solana 50 centmiş arkadaşlar. Yarım dolar. Bakın, yarım dolar. E, Haziran'da aynı tarihlerde 30 dolar 15'e de bu katlamış. 15, 30, 40, 44 kat. 11 kat oldu bakın toplam paraya. Toplam paraya 11 kat vurdu. 11 kat vurdunuz toplam paraya. Öyle bir şey var mı ya? 11 kat bir yılda sadece bu kesişmeleri alıp sartmak 11 kat. 11. El temiz ayak temiz. Size hiçbir fenomen bunu kazandıramaz. Ben bile kazandıramam. Benimle aynı şeyleri yapın kazanamazsınız. Bu kadar iyi. Solana 60 x yapıyor. Buradan da bakınca yani. Buradaki stratejiye göre baksanız 120 dolarda satardınız. Yarım dolarda al 120 dolarda sat. Sadece bu şekilde baksanız bile yeter. Abi fenomenler. Şibe bakın. Ya da Doge'ye bakın. Doge gerçi onlara normal yükseldi. Ya Ada'ya bakalım mesela. Ada'ya. Cardano. Aynı tarihlerde ne olmuş buna? Burada bulamadık. Bakın aynı tarihlerde buna ne olmuş mesela? Arkadaşlar 0.05'miş 0.05'miş 1.5 dolara gelmiş. Yani ne yapar? 10 30 kat 30 kat 30 kat yükselmiş. E, 30 kat bundan yaptın 15 kat solanadan yaptın. 15 kat BNB'den yaptın. 10 kat Ethereum'dan yaptın. 4 kat Bitcoin'den yaptın. Bunları toplayın. Coin adedine bölün. Bakın ki parayı kaça katlıyor. Ortalama 16-17'ye. Ben Bitcoin'deki satış bölgesine bakarak 15 kat olarak söyledim ama doğru söylüyorsunuz. Yani kendi satış bölgesi 60 kat eder. Ben yani Bitcoin'e göre Bitcoin sat verdiğinde hepsini satmak lazım. Bitcoin sat verdiğinde hepsini satmak lazım. Tutmayın. İşte ben Bitcoin'de satı gördüm. Ethereum daha vermedi. Biraz riskli bir iş. En azından %80'ini satın. Yani Bitcoin sat verdi mi aldınız. 20 ile 50 kesişti. Bitcoin'de 20-50'yi gördünüz. Bitcoin'e girdiniz altcoin'lere de girdiniz bununla beraber. Bu sat verdi ya. %80 boşaltın bütün kasayı. Yani altcoin tarafında söylüyorum. Yani elinizde ufak miktarda kalsın altcoin'ler. Ha bakın bu benim stratejimin bir parçası. Yani bütün parayla buradan girin, oradan çıkın değil. Bunu vadeye yayın. Mesela paranızı 7'ye bölün. Bir günlük tabloda gelince girin. iki günlükte gelince girin. Bunu kademeli bir şekilde arttırarak gidin. Mesela ben kendim günlük tabloda 21 üstler hareketli ortalamanın üstüne kapatsa %10 alırım. Açarım. İki günlükte 21 üstüne kapatsa %10 daha alırım. Açarım 3 günlükte %10'da alırım. 3 günlükte 21 üstel hareketli ortalamanın üstüne kapatsın %10'da alırım. 4 günlüğü açarım 21 üstel hareketli ortalamanın üstüne kapatsın %10'da alırım. 5 günlüğü açarım 21 üstel hareketli ortalamanın üstüne kapatsın %10'da alırım. Kademeli artıra artıra düşerken de işe yarıyor yükselirken de her yerden. Her yerden işe yarar. Bütün trendlere en uygun yerden bakın dipten demiyorum. En uygun yerden girersiniz tepeden de demiyorum. En uygun yerden çıkarsınız. Her daim. Deneyin görün. Bir deneyin. Denemek bedava. Bu kadar basit. Bu arada yayınında e, güzel bir şekilde şu anda gittiğini görüyorum. Floki 100x falan demiş Ramazan Bey. Valla ben Floki'den çevremde 100x ben ne kazanan gördüm ne de duydum Ramazan Bey. Yani Floki'den de en iyi kazanan 10x kazanmıştır. Hiç endişeniz olmasın. Ben Floki'den 100'e katlayan kimse görmedim. Yani onu da yapmak çok zor iş. Yani siz de bence hiç öyle şeylerin hayalini kurmayın. Ha yapa, yapa da bilirsiniz. Mesela boğa piyasalarında çok da böyle ürünleri almak mı istiyorsunuz? Örnek veriyorum paranız 10 bin dolarsa bir 200-300 dolar da bunları ayırın atın bunlara. Yani sanki de cebinizden düşmüş gibi ama bunu sadece boğa piyasalarından yapın. Sadece boğa piyasalarında yapın. Başka piyasada değil. Ha 200-300 yüze katlasa 20-30 bin 30 bin dolar para yapar en azından giderse de 200-300, bin dolar için söylüyorum ama yani. 10 bin dolar için. Mevzu bu. 4 saatlikte de işe yarar. Zaten ben short-long sinyallerini de 4 saatlikten bu şekilde bakarak alıyorum. Yani açıkçası bununla beraber işleme girip çıkıyorum. Gayet de faydalı oluyor. Yani biraz tabii ki yani bazen çok sık işleme girip çıkmak gerekebiliyor piyasa yatağı hareket ettiği zaman ama bununla beraber... E, açıkçası o kopmalar geldiği zaman bu işin mantığında şu var. Hiçbir piyasa yatay gitmez sonsuza kadar. Bir kopma gelir. Her daim yukarı veya aşağı fark etmez. Bu stratejide şu dönemlerde para kaybedersiniz. Kaybedersiniz. Ama bu dönemlerde parayı vurursunuz. Net söylüyorum. Evet. Bununla beraber de Tabi işlemin ters yönüne de bakıyorsanız. Short işlem yapıyorsanız sizin için piyasa düşmüş, yükselmiş fark etmez. İkisinde de kazanırsınız. Bununla birlikte her türlü piyasada uygulayabilirsiniz. Yani hiç endişeniz olmasın. Ben bu stratejiyi acaba Amerika piyasalarında uygulayabilir miyim? Çin borsasında uygulayabilir miyim? ETF'lerde, vadelerde uygulayabilir miyim? Hepsinde uygulayabilirsiniz. Bunu da yapabilmeniz için bu, bu tarz işlemleri elinizin altında olacak bir platform olan ben şahsen Q&Fury'den yapıyorum. Yaklaşık 10 aydır da bu platformu kullanıyorum. Hem kripto paralar var, hem hisse senetleri var, hem vadeliler var, hem ETF'ler var. Hepsi var. E, mobil uygulamalar var. 7.24 Türkçe destek ekibi var. Yani işlem ücreti yok, komisyon yok. Yakında spot cüzdanı geliyor. E, kullanabileceğimiz spot alım satımlarımızda yapabileceğimiz şu anda sadece vadeli işlemler yapılıyor ama Yakında spot cüzdan gelecek, akabinde hemen spot piyasa gelecek. Yani hisse senetlerini komisyonu işlem ücreti olmadan Türkiye'de alıp satabileceğiz. Gerçekten çok önemli bir olay. Çok rahat bir şekilde ben e, kullanabileceğinizi düşünüyorum. Bununla beraber panellerini kullanmak oldukça kolay, basit. Yani aynı bir kripto para borsasına para yatırılmış gibi gelip burada para ekle kısmından isterseniz kripto para cüzdanınızdan bu adrese, isterseniz banka kartınızla burada miktarı seçtikten sonra bilgilerinizi doldurarak yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Para çekmek kısmı da oldukça kolay. Kripto çek kısmından miktarı belirleyip çekim yapacağınız cüzdan adresinizi buraya girip paranızı çekebiliyorsunuz. Her konuda destek oluyorlar. Platformla alakalı ne sorarsanız sorun karşınızda destek bulabiliyorsunuz. İşlem geçmişlerinizi görebiliyorsunuz. Karda mısınız, zararda mısınız? Kaç tane işleminiz hatalı, kapanmış? Kaç tane işleminiz... Burada mesela en son yapmış olduğumuz bizim 3 işlem zarar ettirdi. Bunları burada görüyorsunuz, kapattık. Mesela ama tamamını burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani buradaki bütün işlemleri mesela kapattığımızda hangi tarihte kapatmışız, hangi tarihte hangi fiyattan short girmişiz, long girmişiz hepsini buralarda çok net görüyoruz. Bakın mesela varil değil mi? Petrol, ham petrol, doğalgaz alıp satabiliyoruz. Mesela hiç adını bilmediğimiz hisse senetleri ne iş yaparlar, ne ürün alıp satarlar bilmediğimiz hisse senetleri karşısında bu strateji sayesinde elimiz güçleniyor ve çok daha rahat ve huzurlu bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz diyerek yayını da burada ufaktan noktalamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum katılmış olduğunuz için. Çok sağ olun, var olun. E bugünlük de bu kadar diyelim. Altcoin'lere bakamadık. Aslında dün öyle konuşmuştuk ama bugün biraz daha bazı stratejilerin derinlerine inmek istedim sizlerle. Ümit ederim Bitcoin toparlanır, yükselir. Yani bizim için fark etmiyor çünkü yükselse de biz bir şekilde kazanç elde ediyoruz, düşse de. Ümit ederim yarın bu kapanışı yapar ve biz de alımımızı yaparız birlikte kazanırız. Bunu yaptığı takdirde bu alımı yapın. Tekrar ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra 4 saatlik tabloda şu anda long işlem için bence 2-4 saat önceki mum yani yaklaşık öğlen 3 ile 7 mumu biraz daha uygundu. Şu anda pek uygun değil zaten dünkü yayında da konuşmuştuk. Yani 19.300'ü geçmeden herhangi bir long işlem açmayın ama bu geçildikten sonra short işlemi kapatıp long işleme dönebilirsiniz şeklinde. Şu anda bakalım neler olacak. 19.300'ün üzerinde kaldığı müddetçe 4 saatlikte herhangi bir sıkıntı yok. Buranın altına kapatırsa biraz tehlikeli olur. Çünkü zaten saatlikte de burası çok önemli bir alan. Bununla beraber bakın şöyle bir obo tehlikemiz var. 18.900'e dikkat edelim. Kırılınca formasyon hedefi 17.800'leri gösterecek. Momentum görünümlerinde ayı uyumsuzlukları var. Buralarda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Saatlik bazda da 4 saatlik bazda da 19.300'e dikkat edin. Altındaki saatlik ve 4 saatlik kapanışlarla short işleme girebilirsiniz. <laughs> Bunun haricinde Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. İyi geceler. Bol kazançlar efendim.